ömrüm artık elinde geçir. Rahatlığım yok. Canı doymuşam artık. Evveller her galebeden uşak kimi sevinerdim, sevinmirem indi. Ne oldu şair? Niye tükendi sevincim? Ötere emellerin sevinci de ötere olur. Eğer öteridirse galebelerimin hamısı, niye zevz kimi peyda olup sarsıdırsan ruhumu, menden ne istiyorsan? Şairem ben. İsteğim de budur ki, adalet olsun yeryüzünde. Cem yeryüzünde adalet? Bu ki efsanedir, nağıldır. Efsanedir, nağıldır. İnsanın əsl bədbəxtliyi de elə ondadır ki, en uca arzu ve dileklerini efsane nağıl bilir. Axı necə? Necə ədalət yaratmaq olar bu çarpışmalar dünyasında? Harda, kimdə var elə bir qüdrət, kimdə? Amı kim deyir, kim deyir, dərhal da göyə baxır. Sən özünə bax, İskəndərə. Döyüşlərdə İskəndər olmuşam mən. Her biçimde olmuşam. Qeyserem ben. Kılıncım kan içindedir. Nüşabe ise tamam başka mana okuyup senin yüzünde. Güya kılıncı atıp alimler yıkacağım dövreme. Dünyanı dert edeceğim. Güya kamilliğe çatacağım ha. Erastu'nun, Eflatun, Sokrat. Herası bir cüre görür dünyanı. İki alemin bir sözü düz gelmiş. Bu herci mercilikten ben nece bilmem ne olan şeydi bu dünya. Günlerin bir günü Çorlar şehrine bir fil aparırlar. Soruşurlar, deyin görey nedir bu? Çorlardan birinin eline filin ayağı geçir. Deyir, birekti de. İkinci yapışır filin hortumundan, kışkırır ki direk yok, borudur bu. Elbette o körde düz deyip bu körde. Ama hiçbiri demeyip ki fildi bu. Heygetse kalıp bir kenarda. Cemi Başar kördü kör. Kamilliği mümkün değil. Eledirse adalet nece yaranabilir yeryüzünde? Yaranar. Agil ve adil hükmüdar özü bu dünyanı dərk eleyip kamilliğe çatabilse öz tebelerini de kamilleştirebilir. Hükümdar, hükümdardır. Hükmü ne kadar hüdutsuzdursa, zulmü de bir o kadar hədsizdir. Hükmü ne kadar hüdutsuzdursa, zulmü de bir o kadar hədsizdir. Ne deyim, haklısan belki de. Ama hakikaten, necə danasam?